Oturuşu, giyinişi, konuşması, her şeyi olay olan bir kadın gelecek şimdi ekranlarınıza. Ulan İstanbul'un maşukası olarak ünlenen Demet Gül'ü yakından tanımaya ne dersiniz? Ünlü oyuncuyla yaptığımız özel söyleşi geliyor ekranlarınıza. Aksanı, sempatik tavırları ve güldüren doğaçlamalarıyla son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Demet Gül tüm bilinmeyenlerini Magazin 8'de paylaştı. Her gün gülmeye çalışan bir insanın o karakterler de böyle. Nasıl keşfedildi, şöhret kapısını nasıl araladı? Onlar beni bu proje için çağırdılar. Görüşmeye geldim. Doğup büyüdüğü Almanya'ya dönme planını neden iptal etti? Bunu çekip de gidelim diye düşündüm. Demet Gül yer aldığı projelerde kendini mi oynuyor? Demet'e dönüş böyle yine de 2-3 saatimi alıyor. 1982 yılında Almanya'da doğdu. 2011 yılında hayatı değişti. Demet Gül'le Kuruçeşme'de dizi setinde buluştuk. Almanya'dan Türkiye'ye uzanan hikayesini konuştuk. Yani işine çok düşkün, çok tutkulu bir kadın. İşini bilen bir kadın. Ama aşka da çok düşkün olan bir kadın. 10 parmağında 10 marifet Demet Gül son olarak Gürgen Öz ve Murat Eke'nin başrollerini paylaştığı müthiş bir filmde rol aldı. Yeni sinema filmim girdi vizyona. Müthiş bir film. Aynur Hanım çalıyor telefonumuz, açalım artık. Çalmıyor hocam. Sen nasıl gideceksin? Şurada atım bekliyor. Onu atlayıp gideceğim işte. Girdiği her rolde harikalar yaratıyor. Sempatikliği, kabiliyeti, özellikle kırık Türkçesiyle hemen dikkatleri üzerine çekiyor. Operasyon nasıl gidiyor? Aslanın kuyruğu sündü mü? Elmanın kabuğu soyuldu mu? Balonlar patlıyor mu yoksa? Dökül! Görüşmeye geldim. İlk başta başka bir proje içindi. Ondan sonra bu projeyi düşündüler. Öyle bana göre karakteri de uygulamışlardı, maşuka karakterini. Öylece geldim buraya. Ben burada hepinize kadınlık dersi vereceğim. Maşukadan uygulama kadınlık dersi. Hadi biraz zamanı geriye saralım ve Demet Gül hayatımıza nasıl girdi onu hatırlayalım. Ulan İstanbul için işte beni Almanya Hoş Geldiniz diye bir filmde görmüştü kaç sene önce. Ve onlar beni bu proje için çağırdılar. Görüşmeye geldim. Kandi, benimle evlenir misin? Çok klasik oldu. Come on Kandi, benimle evlensene. Yok, bu çok samimi değil. Benle evleneceksin! Ay bu ne ya? Emir veriyormuş gibi. Demet Gül'ün hayatını değiştiren yıllar önce Almanya'da rol aldığı Almanya'ya Hoş Geldiniz isimli bir film olmuş. Almanya'ya göç eden bir ailenin yaşamının anlatıldığı film Demet Gül'e şöhret kapısını aralamış. Türkiye macerası Ulan İstanbul'daki maşuka rolüyle başladı. Ay çocukların yanında utanırken böyle bıyığını sola doğru atıyor ya, o çok tatlı. Maşuka vallahi çok ayıp oluyor ama bıyık mıyık. Özelse biz çıkalım babacığım. Maşuka bu ne hal? Kızım git üstünü değiştir Allah aşkına. Ulan İstanbul'la birlikte Demet Gül'ün hayatı da değişti. Almanya'ya dönme planlarını bile iptal etti. Öyle bana göre karakteri de uygulamışlardı, maşuka karakterini. Öylece geldim buraya. Ondan sonra bunu çekip de giderim diye düşündüm. Ondan sonra kaldım ama çünkü burayı çok sevdim. Şimdilerde Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Tuval karakterine hayat veriyor Demet Gül. Sen ne yaptın yokluğumda? Anlat. Kafamı dinledim tabii ki. Bir de yaza veda partisi veriyorum. Yarın kopacağız. Her ne kadar Tuval'i oynamayı çok sevse de Demet Gül'ün aklı hala maşukada. Çok eğlenceli bir karakterdi o. Onu da çok seviyordum. Sen bu mahalleli nesisin? Nesiyim? Sapığım. Yok estağfurullah, öyle demedim de. Yani sen bu mahallenin nesisin? Nasıl anılıyorsun? Yiğit lakabıyla anılır. Sen bu mahallenin şakşukasısın. Serbet amca. Kuaförümün ismi Şakşuka olsun. Yaşa be. Maşuka çok çok iyi kalpli. Birazcık bazen birazcık saf ama çok tutkulu bir kadın. Demet Gül bir anda tanındı. Çok da sevildi. Çünkü ünlü oyuncu rol yapmadığını, kendini oynadığını söylüyor. Renkliyim sayılırım galiba. Yani eğlenceliyim. Yani genelde böyle eğlenmeyi
mutlu olmaya, her gün gülmeye çalışan bir insanım ve o karakterler de böyle yani eğlenceli karakterler. Onun benzerliği var tabii ki. Hadi Ceyhun, bunlar yanlış yere mi geldi? Umurum zengi, oyna hadi, oyna hadi. 400-500, 400-500, 400-500. Çok doğaçlama katıyorum, evet. Çok seviyorum doğaçlamayı. Yani ama karakter olarak düşünüyorum. Ünlü oyuncu rolüne kendini öyle bir kaptırıyormuş ki tuvalden çıkıp yeniden Demet olması çok uzun sürüyormuş. Bir tuval şeysine giriyorum ve tabii ki set bittikten sonra böyle bir 2-3 saat yine şeyime ihtiyacım var böyle. Demet'e dönüş böyle yine de 2-3 saatimi alıyor. Evine gidip kapısını kapattığındaysa bambaşka biri çıkıyormuş içinden. Mesela ünlü oyuncu mutfakta çok iddialı. Yemek yapmayı çok severim. Hatta çok mutlu olurum. Özellikle arkadaşlarıma falan. Bir de cheesecake yapmayı çok seviyorum.